Mutlu günler efendim. Sağlıklı Günler programı ile karşınızdayız. Sağlıklı Günler'in bugün konuğu genel cerrahi uzmanı operatör doktor Hacı Mehmet İnceköy. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi Biz de misiniz? Çok iyiyiz. Sizi görüyoruz. Daha iyi oluyoruz Teşekkür böyle. ederim. Sağ olun. Hemen sizi şöyle çok kısa bir tanıyalım mı? Ben 1981 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. O zamanlar mecburi hizmet yok idi. Aynı yıl aynı fakültede genel cerrahi uzmanlık eğitimine başladım. 1986 yılında uzmanlık eğitimi bitti. Daha sonra askerlik. Askerlik sonrası Konya'ya geldim ve yaklaşık 32-33 senedir Konya'da çalışıyorum. Konya'da çeşitli hastanelerde çalıştım. 20 yıl kadar eğitim araştırma hastanesinde, daha sonra özel hastanelerde, son 2 yıldır da Özel Medova Hastanesi'nde çalışıyorum. Hocam bütün Konya'yı siz bir görmüşsünüzdür ben eminim. Sayılır tabii. 32 sene çok az zaman değil, çok uzun bir zaman. Bir de muayene ettiğimiz, ameliyat yaptığımız hasta sayısı da çok fazla. Öyle olunca çok büyük bir bölümü tanıyorumdur ya da beni tanıyordur. Kaç tane ameliyat yaptığınızın sayısını biliyor musunuz? Kaçtır mesela? Tam olarak vermek tabii mümkün değil ama en az 15 bin civarındadır. Of. Yani yıllık yaklaşık 500 ameliyat civarından hesaplarsanız 14-15 bin civarındadır yapılan ameliyat sayısı. Vay be. Peki. Bugün bize hemoroidi anlatacaksınız değil mi hocam? Evet. Hemoroidi konuşacağız ve tedavisini konuşacağız. Şimdi biz hemoroidi çok sık duyuyoruz aslında. Böyle onun hakkında yanlış bildiğimiz de çok şey var. Doğru Evet. olarak kabul ettiklerimiz de var. Evet. Bugün bu konuyla alakalı aydınlanmış olacağız. Şimdi konuya girerken ilk önce tarihçeyle şöyle başlayayım. Evet, Hemoroidin buyurun. tarihçesi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlık var olmasıyla birlikte hemoroid hastalığı vardır. Hemoroid genelde iki ayak üzerinde duran canlıların yani özel olarak insanların mahsus bir hastalıktır. Milattan önce 1700-1500 yıllarındaki papirüslerde bile hemoroid tedavisiyle ilgili tavsiyeler içeren metinler bulunmuştur. Bu kadar eski bir hastalık. Yani insanlıkla beraber var olan bir hastalık. Yani sonradan çıkma falan değil, bayağı bildiğiniz gelmiş Evet, insanlıkla. evet. Burada birinci resmi gösterirsek ben hemoroidin tarifini önce Evet, yapayım. hemoroid nedir? Hemoroid Başlayalım. varislere benzer şekilde makat çevresinde bulunan yastıkçıkların şişmesi, büyümesi ve sarkmasıdır. Bu yastıkçıklar içinde kan damarları bulunur, bağ dokusu bulunur. Sinir dokusu bulunur ve düz kas lifleri bulunur. Makat bölgesinde bulunan, bağırsağın hemen içinde bulunan bu yastıkçıklar gaz ve kayıta kaçırmanın engellenmesi, özellikle kontinansın sağlanmasında çok büyük rolü vardır. Gaz ve kayıtanın tutulmasını ağırlıklı olarak adalen etrafını çevreleyen adaleler sağlar ama bu yastıkçıklar da bir sübap görevi görerek kaçırmanın olmasını engellerler. Böyle bir görevi var. Şimdi birinci görüntümüz de gelirse onun Evet, üzerinden bundan de yine başka anlatırız. bağırsağın son bölümüne gelen materyalin katı mı, sıvı mı, gaz mı olduğuna bize haber veren organlardır. Yine bağırsağın diğer bölümleri de bu işi yapar ama bu yastıkçıkların temel görevleri bunlardır. Makatın son bölümündeki basıncı aşırı artıran etkenler, özellikle bunlar kronik kabızlık, kronik ishal, aşırı ıkınma, gebelik, bazı ağır sporlar gibi sebeplerle bu yastıkçıklar şişer, büyür ve makattan dışarıya doğru sarkar ve evresine göre de değişik belirtiler verir. Evre ilerledikçe verdiği belirtiler de fazlalaşır ve artar. Hemoroidin. Peki bu Görüntüyü hastalıkla görebilirsek oradan da anlatabilirim. hemoroid hastalığıyla alakalı böyle bilinmeyenler neler mesela? Şimdi hemoroid makat bölgesinin varisi olarak da kabaca tanımlanabilir. Hemoroid çok yaygın bir hastalıktır. İnsanların erişkin yaşa gelmiş insanların yaklaşık %70'i hayatının bir döneminde hemoroidle karşılaşmıştır. Erkeklerde kadınlara oranla 3 misli daha sık görülen bir hastalıktır. Erkeklerde neden daha sık Evet. görülüyor? Vallahi tam bir açıklaması yok ama en fazla şeyi kronik kabızlık. Kronik Kronik kabızlık kabızlık. çok fazla yol açıyor buna. Erişkin nüfusun %70'i hayatının bir döneminde bundan karşılaşmış oluyor. Farkında oluruz değil mi hocam karşılaştığımızın? Oluruz tabii ki.
50 yaş civarına gelmiş insanların yaklaşık yarısında böyle bir hastalık vardır. Çoğu zaman hafif seyreder. Ama ilerleyen dönemlerde çok ağır belirtiler de verebilir. Evet, şu anda ilk görüntümüz geldi. Şimdi ekranın sol tarafında normal yapıyı görüyoruz. Burada bağırsağın son bölümü, anüs bölgesi görülüyor. Dış tarafta deri, iç tarafta da bağırsağın içini döşeyen mukoza tabakası var. Buradaki kan dolaşımı, kan dolaşımının hemen yanında da bu yastıkçıklar görülüyor. Burada dişli çizgi gibi görülen bir çizgi var. Bu çizgi bağırsağın içini döşeyen mukoza tabakası ile derinin birleştiği yerdir. Dişli çizgi denebilir Türkçesi. Lilea dentata veya dentat line tıptaki adı. Şu inişli çıkışlı olanlar mı o söylediğimiz? Evet. Dişli çizgi evet. Dediğimiz. Ekranın sağ tarafında basur yazısının üstünde ise mavi renkli görülen şeyler genişlemiş damarlardır. Bu bölgedeki basıncın aşırı artması, damar duvarının zayıflaması gibi sebeplerle buradaki damarlar genişler, büyür ve bağırsağın dışına doğru, makatın dışına doğru sarkar. Bunun adı hemoroid. Buna hemoroid denir. Şuradaki mavi yapılar artık hemoroidin evet, oluştuğu yapılar değil evet, mi hocam? Evet, evet. Hemoroidin bir de tipleri mi vardı? Hemoroidin tipleri var. Hemoroid yerleşim yerine göre tiplendirilir. Makatla deriyle bağırsağın içini döşeyen ikinci görüntüyü bu arada gösterirsek evet. İkinci görüntüde daha iyi şu bu şekilde. Görünebilir. Deriyle bağırsağın içini döşeyen tabakanın iç tarafında yerleşen hemoroidlere iç hemoroid, dışında yerleşen hemoroidlere de dış hemoroid denilir. Genelde temelde iki tip ama ikisinin beraber görüldüğü mix durumlarda çok yaygın olarak karşımıza çıkar. Bu ikisinin birlikte görüldüğü durumlar herhalde insanı beter eden durumlardır. Evet, evet. Ağrılıdır değil mi hocam hemoroid? Şimdi ilk dönemlerinde çok fazla ağrısı yoktur ama son dönem özellikle dayanılmaz ağrılara yol açacak kadar fazla olabilir ağrısı. Özellikle damarın içindeki kan pıhtılaşır. Yani tıptaki adıyla tromboz gelişirse dayanılmaz ağrılara yol açar. Peki iç neden olur, dış neden olur ya da nasıl olur? Nasıl ayrılıyor bu? Hemoroidi oluşturan ana faktörler makat bölgesindeki basıncın aşırı artmasına sebep olan faktörler. Bu faktörler biraz önce de söylediğim gibi kronik kabızlık, kronik ishal, kronik öksürük, ağır sporlar, bisiklete binme, ata binme, motosiklete binme gibi şeyler ya da uzun süre oturmayı gerektiren mesleklerde daha fazla. Hamilelikte buradaki basınç arttığı için daha fazla görülüyor. Peki hamilelikte görüldüğü zaman böyle yine hamilelik döneminde acil müdahale edilmesi gereken durumlar olabiliyor mu? Hamilelik döneminde eğer ileri evreye ulaşırsa ya da içinde kan pıhtılaşırsa, damarın içinde kan pıhtılaşırsa acil müdahale edilmesi gerekir. Erken evrelerde ilaçlarla ve medikal önlemlerle, tıbbi önlemlerle tedavi edilebilir. Mümkün olduğu kadar da ameliyat etmeyi istemeyiz hamilelik döneminde ama mecbur kaldığımız zaman da ameliyatını yaparız. Hocam hemoroidin muayenesi de sanki böyle biraz önce belirtilerini isterseniz gibi. Anlatayım mı? Evet, şimdi, belirtilerden başlayalım. Hemoroidin belirtileri yerleşim yerine göre yani dış hemoroid ve iç hemoroid olarak ikiye ayırmıştık biraz önce. Dış hemoroidlerle iç hemoroidlerin biraz farklıdır şeyleri, belirtileri. Dış hemoroidler genelde ağrı, şişlik, kaşıntı, kanama gibi şikayetlerle ortaya çıkar. Evresi ilerledikçe bu şikayetleri de artar. İç hemoroidler genelde ağrısızdır. Erken dönemlerde, birinci, ikinci evrelerde genelde ağrısızdır. İç hemoroidler genelde kanama şeklinde ortaya çıkar. Kanama parlak makattan büyük abdest yaptıktan sonra parlak kırmızı renkli bir kan gelmesi şeklinde olur. Açık renk. Evet, parlak kırmızı renkli kan gelmesi olur. İlerleyen dönemlerde iç hemoroid ağrıya sebep olur. Eğer iç hemoroid daha ilerler, ikinci, üçüncü evreye ulaşır da makatın dışına doğru sarkar, hele burada sıkışırsa o zaman daha fazla ağrıya sebep olabilir. Ama ilk dönemlerde iç hemoroidler ağrısızdır. Bu hemoroidleri biz evre evre sınıflandırırız. Özellikle iç hemoroidleri. Şurada görüntüdeki gibi mi? Evet, hemoroidin evrelerini görüyoruz. Birinci derece hemoroid iç hemoroidin başlangıç dönemidir. Genellikle sadece kanama şeklinde bir şikayet yapar. Çok fazla ağrı yapmaz. Dışarıdan görülemez birinci derece hemoroidde. Muayene esnasında, doktorun parmakla yaptığı muayene esnasında teşhisi konur. Veya ışıklı aletle yapılan rektoskopi, kolonoskopi yöntemlerle teşhis edilir. Erken belirtisi dediğim gibi kanamadır, ağrı yapmaz.
İkinci evre hemoroidlerde bu memeler biraz daha büyür ve makatın dışına doğru sarkmaya başlar. Makatın dışına sarktığında ağrı olaya eşlik eder. Bağırsağın içine döşeyen mukoza tabakası dışarı doğru sarktığı için bunun sekresyonu makatta ıslaklığa ve bu ıslaklıkta kaşıntıya sebep olur. Ve kanama biraz daha fazla olur ikinci evrelerde. İkinci evre hemoroidler kendiliğinden aşırı ıkınmayla dışarı çıkarlar ve kendiliğinden ıkınma bittiği zaman içeri girerler. Yerine tekrar yerleşir. Üçüncü evre hemoroidlerde yine bu belirtiler yani kanama, ağrı, şişlik, ıslaklık, kaşıntı gibi şikayetler biraz daha fazladır. Üçüncü evrede hemoroidler yine ıkınmakla dışarıya çıkarlar ama kendiliğinden içeriye giremezler. Burada el ile müdahale ile içeriye makatın içine yerleştirilebilirler. Dördüncü evrede olay biraz daha ilerler. Şikayetler yani kanama, ağrı, şişlik daha fazladır. Islaklık, kaşıntı daha fazladır. Bu evrede genellikle hemoroidin içindeki damarlarda kan pıhtılaşır ve aşırı ağrıya sebep olur. Bu evrede hemoroidler artık el ile bile makatın içerisine yerleştirilemezler. Bu şekilde dört artık evreyi dördüncü evre herhalde incelemez. En kötü evresi en kötü hemoroidin evre, evet. Değil mi en hocam? En son en kötü evre. Gerçi şimdi tedavisini artık tamamen konuştuktan sonra geliriz değil mi? Evet, evet. Şimdi makattan kanama pek çok sebepten olabilir. Bağırsağın herhangi bir hastalığından, makatın çevresinde oluşan hastalıklardan. Ama bizim için en önemli şey makattan kanama hem hemoroidin erken belirtisidir hem de rektum kanserinin yani bağırsağın son bölüm kanserinin ve kalın bağırsak kanserinin en erken belirtilerindendir. Bunun için kanama bizim için bir alarm niteliğindedir. Rektal kanama varsa mutlaka çok erkenden doktora gidilmeli ve özellikle hani diğer hastalıklarla da karışabilir ama özellikle rektum kanseri, kalın bağırsak kanseri gibi bir kanserin olmadığı mutlaka endoskopik yöntemlerle rektoskopi, sigmoidoskopi veya kolonoskopi gibi kalın bağırsağın içini ışıklı aletle inceleyen yöntemlerle olmadığı doğrulanmalıdır. Hangi hastalıklarla karışabilir hocam hemoroid? En sık karıştığı hastalıklar makatın çatlağı. Bu da çok ağrıya sebep olur, kanamaya sebep olur. Parlak kırmızı renkli kanama olur. Makat çevresinde oluşan fistüller. Fistül dediğimiz olay makatın içini döşeyen tabakayla, bağırsağın içini döşeyen tabakayla deri arasındaki enfeksiyon sebebiyle oluşan anormal bir yoldur. Buradan da kanama olur ama daha çok kötü kokulu, gayta kokulu akıntı olur fistüllerde. Bunlarla karışabilir. Kalın bağırsağın son bölümü olan rektumun ve kalın bağırsağın kanserleriyle karışabilir. Ayrıca kalın bağırsağın kron hastalığı veya ülseratif kolit dediğimiz kalın bağırsağın kronik seyreden iltihabi özel hastalıkları vardır. Bu hastalıklarla karışabilir. Anüs etrafında oluşan apseler, anüs etrafında oluşan siiller, bu bölgede oluşan çeşitli enfeksiyonlar da aynı belirtileri verip bu hastalıkla karışabilir. Yalnız karıştı da bayağı hastalık varmış. Evet, evet. Bu bölgenin bütün hastalıklarıyla karışabilir. O zaman iyi bir ama muayene istiyor. Ama bu bulgularla belirtilerle gelen hastaların %50'si 60'ında hemoroid hastalığı varmış. Ortaya çıkar. Evet. Peki hocam hemoroid neden olur? Yani neden nedir hemoroidi? Hemoroidin nedeni temel olarak bir bu hemoroid yastıkçıkları üzerine binen yükün yani basıncın artması. Basıncı artıran faktörler. İki, damar duvarının nispeten zayıf olması. Genetik faktörler. Burada şey olabilir. Damar içi basıncı artıran faktörleri biz şöyle sayabiliriz. Burada temel faktör kronik kabızlıktır. Kronik ishal de aynı şekilde buradaki basıncı artırarak etki eder. Kronik öksürük akciğer hastalığı olanlarda yine basınç artarak burada etki yapar. Ağır sporlar, özellikle halter ve güreş gibi ağır sporlar ya da oturarak uzun süre yapılan sporlar, motosiklete binmek, bisiklete binmek, ata binmek gibi sporlar hemoroid hastalığına yol açar. Uzun süre oturularak çalışılan meslekler, sekreterlik gibi, mimarlık gibi, memurluk gibi, bankacılık gibi, şoförlük gibi, pilotluk gibi uzun süre oturularak çalışılan mesleklerde hemoroid hastalığına
buradaki basıncı artırarak kolaylık sağlar. Peki biz oturarak çalışan bir mesleğe sahipsek kaderimiz hemoroid midir? Yoksa hani mesela şeyler var ya böyle ortopedik yastık falan diyorlar ya. Onlardan kullanılsa şimdi kurtarabilir miyiz? Eğer şikayet yoksa ortopedik yastık kullanmanın çok fazla bir anlamı yok. Eğer oturarak çalışan bir mesleğe sahipsek şunlara çok dikkat etmemiz lazım. Belli bir beslenme düzenimiz olması lazım. Düzenli mutlaka beslenmeliyiz. Posalı, bol posalı yiyeceklerle beslenmeliyiz. Bol su tüketmeliyiz. Günlük en az 2,5 litre su tüketmeliyiz. Tuvalete düzenli gitmeliyiz. Belli bir tuvalet düzenimizin olması lazım. Her gün ideali sabah akşam yemekten sonra mutlaka tuvalete gidilmelidir. Tuvalet ihtiyacı gelince tuvalete gitmeyi asla ertelememek lazım. Bunlar hepsi kronik kabızlığa yol açan etkenler. Çok oturularak yapılan meslekler ama yine de arada dolaşmak için mutlaka bir fırsatı olur. Arada dolaşmak, gezmek, spor yapmak, düzenli spor yapmak çok önemli. Bunlar hemoroidin oluşmasını engellerler. Peki bu ağırlık çalışılan sporlarda neden hemoroid oluşuyor hocam? Baskıdan dolayı mı? Baskıdan dolayı ve karın içi kasları kasılıp karın içi basıncı çok arttığı için karnın alt tarafında aşırı basınç artması bu damarlardaki basıncı da artırıyor. Damarlarda kanın geri dönüşümünü zorlaştırıyor ve hemoroid memelerinin büyümesine yol açıyor. Sebebi de o. Peki evet. Tanı nasıl konuyor hemoroidde? Hemoroidin tanısı nasıl konulur? Hemoroidin tanısı basit bir muayene ile, fizik muayene ile, elle muayene ile ve bakılarak konulur. Birinci derece hemoroidler bakılarak görülmezler, gözle görülmezler, elle muayene ile görülürler. İkinci, üçüncü, dördüncü hemoroidler elle muayene etmeden bile bakılarak teşhisi konulabilir. İkinci derece hemoroidler eğer ıkınma durumunda değilse muayene ile tanısı konulabilir. Üçüncü, dördüncü evredeki hemoroidler hem basit bir bakıyla ve elle muayene ile teşhisi konur. Fakat elle teşhisimizi ve bakarak teşhisimizi koysak bile kanaması olan bir hastada, bu şikayetlerle bize gelen bir hastada mutlaka anoskopi, rektoskopi, rektosigmoidoskopi veya kolonoskopi gibi yöntemlerle bağırsak içerisinde başka bir hastalığın olmadığı doğrulanmalıdır. Yani sadece yani. Muayene ile teşhis koymak yeterli değildir. Biraz önce de söylediğim gibi bağırsak kanserlerinin de ya da rektum kanserlerinin de en erken belirtisi rektal kanamadır. Eğer aynı hastada hemoroid de bulunabilir. Bu hastada hemoroid vardır deyip diğer tahliller yapılmaz ise çok kıymetli olan zamanlar kaybedilir. Çünkü bağırsak kanserinde, rektum kanserinde zaman çok kıymetlidir. Ne kadar erken yakalanırsa tedavinin başarı şansı o derece yüksektir. Onun için kanama şikayetiyle, hemoroid şikayetiyle gelen hastalarda mutlaka endoskopik yöntemlerle bağırsakların içine bakılmasını gereklidir. Hocam şimdi hemoroidi hani az önce de gösterdik gerçi fotoğraflardan da sanki muayenesinde insanlar biraz daha çekinerek geliyordur gibi. Evet. Mesela aslında ilk en başında gelseler herhalde daha kolay sorun çözülür değil mi? Tabii ki daha kolay. Ama hani şimdi, utanmadan, sıkılmadan mahrem, dolayı da. Mahrem bir bölge olması, insanların en özel bölgesi olması tabii bunda bir faktör. Toplumsal etkenler bir faktör, çevre faktörü bir faktör. Ama hastalık vücudun her yerinde oluşan hastalık. Eğer böyle bir hastalık varsa mutlaka doktora gidilmeli. Değil mi? Geciktirilmemeli. Bir de bizim halkımızın şöyle bir özelliği var. Bir rektal kanama ya da şişlik olduğu zaman genelde evde başkalarında da varsa onun ilaçlarını kullanmak. Evet. Ya da konu komşudan tavsiye alıp onun ilaçlarını kullanmak. Eczaneye gidip internetten araştırıp işte bulunan ilaçlarla kullanmak. Belki bu ilaçlar bir miktar fayda da edebilir. Ama tam teşhisi konulmadan bu işlerin yapılması doğru değil. Ayrıca hastalık çok yaygın olduğu için, mahrem bir bölgede olduğu için, insanlar utanma duygusuyla doktora gitmekten geciktikleri için sömürülmeye de son derece müsait bir konudur hemoroid. Evet, çok fazla. Bu konuda maalesef dışarıda yapma ilaçlar ya da çeşitli otlar, çöpler falan gibi şeylerle tedavi deneyen bir sürü yöntem var. Hastalığın teşhisi konulmadan, muayene edilmeden asla böyle bir şey yapılmaması gerekir. Yapılan şey de belki faydalı olabilir, zamanla rahatlatabilir ama hastalığın teşhisi konmadan, başka bir hastalık olduğu doğrulanmadan asla tedaviye kalkışılmamalıdır.
Yani bir hekimin görmesi gerekiyor Mutlaka, yani böyle bir mutlaka, rahatsızlık varsa. mutlaka. Zaten daha beter olmadan bir an önce gidip çözümüne Evet. bakmak daha iyi Evet, olacaktır. evet. Hocam hemoroidin peki çocuklarda görüldüğü de oluyor mu? Çocuklarda da görülebilir. Şimdi her yaşta görülebilen bir hastalık. Her yaşta görülebilir. Çoğunluk erişkin yaşlarda görülür. 20-30 yaşlarından sonra görülme sıklığı artmaya başlar. Son zamanlarda rafine gıdaların biraz daha fazla tüketilmesiyle, işlenmiş konsantre gıdaların biraz daha fazla tüketilmesi, batı tipi beslenme dediğimiz beslenme düzeni ya da fast food dediğimiz beslenme düzeniyle kronik kabızlığın artmasıyla daha genç yaşlarda da daha fazla görülür hale geldi. Çocuklarda da görülebilir. Daha az görülür, çok nadir görülür. Ama kronik kabızlık ve ishal durumlarında çocuklarda da görülebilir. Genellikle çocuklardaki eğer karın içinde başka bir hastalık yoksa, basıncı artıran başka bir hastalık yoksa ameliyat gerektirmeden basit çözümlerle tedavi olur çocuklardaki hemoroidler. Çocuklar daha kolay kurtarıyor Daha kolay herhalde. kurtarır, evet. Daha Peki kolay tedavi olur. hemoroid ben hep duyduğum zaman acı yeme diye duyarım arkasından da. Evet. Böyle bir bağlantısı var mı? Bağlantısı direkt olarak bağlantılı. Acı gıdalar özellikle her tür biber, pul biber, kırmızı biber, toz biber, karabiber, isot biber gibi biberlerin hepsi anüs bölgesinde spazma, adalelerin spazmına yol açıyor. Ve bu biberler anüs bölgesine kadar ulaşır. Burada nakattaki adalelerin aşırı kasılmasına ve spazma halinde kalmasına yol açar. Bu spazm bağırsaklardaki bu hemoroid yastıkçıkları içindeki kanın geri dönüşünü engeller ve orada birikmesine, şişmesine, buradaki basıncın artmasına yol açar. Hemoroid hastalarına hiç tavsiye etmiyoruz acı yemelerini. Hemoroid olmasını engellemek için de acının sınırlı tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Sınırlı derken mesela çok acı yiyen birisi sek onu düşürelim mi? Evet, acı miktarını azaltmak lazım. Hani bu sadece biberin yanına işte çiğ köfteyi koyun, lahmacunu koyun, sosis salam gibi işlenmiş gıdaları koyun, ketçap gibi içinde biber içeren gıdaları koyun. Hepsi aynı şeye yol açıyor. O zaman acıyı azaltacağız. Evet, Hemoroid azaltma. hastasıysak da acı Sınırlı yemeyeceğiz. tüketmek lazım. Tamam. Abartmadan. Burada bir virgül koysak da reklama gitsek olur mu hocam? Memnuniyetle. Yeni soruya da geçmeden, bölmeden Memnuniyetle. geçmiş olayım. Tamam. Memnuniyetle. Çok kısa bir reklam arasından sonra sağlıklı günler devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. Hemoroidi konuşmaya devam ediyoruz. Evet hocam, belirtilerine şöyle tekrar bir bakalım mı? Belirtileri ana hatlarıyla tekrar bir Aynen bir özetleyeyim ben. geçelim üzerinden. Birinci belirtimiz makattan kanama. Ihınma esnasında makattan oluşan kanama. İlk başlarda bu parlak kırmızı renklidir kanama. Büyük abdest yaptıktan sonra damlama şeklinde genellikle olur. Bazen fışkırır tarzda olur. Bazen de nadiren tuvalet kağıdına bulaşma şeklinde de kanama olabilir. Bu kanamanın miktarı evresiyle mi alakalı? Hem evresiyle hem hemoroidin büyüklüğüyle alakalı. Ihınmanın miktarıyla alakalı. Ihınma devam ettiği sürece kanama devam edebilir. Öyle Yani mi? tuvalete oturmaya devam ettiği sürece kanama devam edebilir. O kadar da olabilir. İkinci belirtimiz ağrı. Ağrı da hemoroidin evresine göre çok değişiklik gösterir. Birinci evre ağrısızdır. İkinci evrede ağrı başlar. Üçüncü ve dördüncü evrelerde ağrı daha şiddetlenir. En son evrede hemoroid memesinin içindeki damarda kan pıhtılaşırsa tromboz dediğimiz durum gelişir. Bu aşırı ağrılıdır. Aşırı derecede ağrıya neden olur. Makattan dışarıya doğru sarkmasıyla makat bölgesinde ıslanma ve ıslaklığın sonucunda da kaşıntı ortaya çıkar. Bu da derecesi arttıkça giderek artar. Peki hastalığın seyri nasıldır? Hastalık ilk başlangıçta kanamayla başlar. Sadece kanama. Sadece kanamayla başlar. Hastalık ilerledikçe buna ağrı eşlik eder. Daha ileri safhalarda bağırsağın içini döşeyen mukoza tabakası anüsten dışarıya doğru sarkarak burada mukozanın sekresyonu ile ıslanmaya ve bu ıslaklık kaşıntıya sebep olur. Daha ilerleyen dönemde memeler içeriye girmez hale gelir ve içinde kan pıhtılaşır ve tromboz dediğimiz artık son evre hemoroidler oluşur. Artık beni kurtar diyor orada Evet, yani. evet, O evet, evreye evet, geçiyor. evet. Korunmak için neler yapacağız hocam? Korunmak için neler yapmalıyız? Birincisi beslenme çok önemli. Düzenli beslenmemiz lazım. Düzenli besleneceğiz. Sabah, öğlen, akşam düzenli yemek yiyeceğiz. Her öğünde mutlaka sebze meyve tüketeceğiz.
Bol posalı, lifli gıdalar tüketeceğiz. Meyve tüketeceğiz. Hı hı. Meyve, kabuğuyla beraber yenebilen meyveleri kabuğuyla beraber tüketeceğiz. Baklagiller, soya fasulyesi gibi liften zengin gıdalar çok faydalı. Bu tür besleneceğiz. Acı, ekşi, baharatlı, her tür acı, ekşi, baharattan kaçınacağız ya da eğer hastalığımız yoksa sınırlı tüketeceğiz. Tuvalet düzeni çok önemli. Her gün düzenli olarak tuvalete sabah akşam yemekten sonra mutlaka gidilmesi lazım. Tuvalet ihtiyacı geldiğinde şartlar ne olursa olsun tuvalete gitmenin geciktirilmemesi lazım. Bayanlar özellikle toplumumuzda temiz tuvalet bulmak düşüncesiyle gitmiyorlar, sıkıyorlar kendilerini. Siz kendinizi sıktığınız zaman bağırsak gönderdiği tuvalete git uyarısını geri çekiyor. 3-4 saat ileri atıyor. Evet. 3-4 saat sonra size bir uyarı daha gönderiyor. Siz yine gitmiyorsunuz. Bunu 5-6 saat ileriye atıyor. Yine gitmiyorsunuz. 7-8 saat ileriye atıyor ama bağırsağın içindeki materyal burada durdukça bağırsak bunun suyunu çekmeye, emmeye devam ediyor. Suyunu emdikçe buradaki materyal küçülüyor. Küçüldükçe uyarı, çünkü bağırsaktaki uyarı yapan bağırsağın genişlemesidir. Materyalin çokluğudur. Küçüldükçe uyarı azalıyor. Ve bu kısır döngü giderek kronik kabızlığa yol açıyor. Bunun için tuvalete mutlaka sabah akşam düzenli gidilmeli. Tuvalet ihtiyacı geldiğinde hiçbir şekilde geciktirilmemelidir. Temiz tuvalet aramaktan vazgeçiyoruz o zaman. Yani temiz tuvalet mutlaka bulmak lazım ama hemoroidden korunmak için tuvalete gitmeyi geciktirmemek lazım. İdrarla bir alakası hiç yok değil mi hocam? Pardon? İdrarla alakası yok değil mi? İdrarla çok fazla alakası yok. Çok fazla alakası yok. Bir de hemoroidden korunmak için tuvalet alışkanlıkları çok önemli. Bazı insanların tuvalette kitap okumak, gazete okumak, bulmaca çözmek, telefonla sosyal medyayı takip etmek, telefonla mesajlaşmak gibi alışkanlıkları var. Bu kötü bir alışkanlık. Tuvalette çok uzun süre oturmayı gerektiriyor. Uzun süre oturduğunuz zaman buradaki basıncı çok artırıyorsunuz. Tuvalette kaldığınız süre 3 ila 5 dakikayı geçmemeli. Ya bence yani, de o kadar olmalı. 3 dakikayı geçmemeli özellikle. Hani en fazla 5 dakika geçmemesi lazım. Sosyal medyada normal koltukta böyle yayılmış bir şekilde bakmak lazım. Öyle değil mi hocam? Evet. Düzenli spor yapmak, korunmak için düzenli yürüyüş yapmak çok önemli. Özellikle uzun süre oturarak ya da ayakta sabit çalışılan mesleklerin yürüyüş yapması çok önemli. Ata binme, bisiklete binme, motosiklete binme gibi sporların hastalığı kolaylaştırdığı bilinmeli ve bunlar sınırlı sürelerle yapılmalı. Halter ve güreş gibi ağır sporların, buradaki basıncı aşırı artıran ağır sporların da hastalığa yol açtığını bilmekte fayda var. O zaman tedavisine gelelim mi? Evet. Tedavisi nasıl olacak? Tedavisi şöyle, yine hastalığın evresine göre. Erken dönemde, yani birinci, ikinci dönem evre hemoroidlerde genellikle ameliyat tercih etmeyiz. Birinci, ikinci evre hemoroidlerde yaşam tarzının, beslenme tarzının düzenlenmesi, biraz evvel anlattım. Tuvalet düzeninin düzenlenmesi, düzenli tuvalete gidilmesi, kabızın engellenmesi gibi ve acı, ekşi, baharatların azaltılması gibi yöntemler temel. Bunun mutlaka yapılması lazım. Bundan sonra kullandığımız pek çok fitil, merhem, pomat gibi ilaçlarımız var. Bunları kullanıyoruz. Ayrıca damar büzdürücü ilaçlar var, ağızdan kullanılan hap şeklinde. Bunları kullanıyoruz. Bunlarla birinci ve ikinci evre erken yakalanmış hemoroidlerin tedavisi %80-90 oranında başarıyla tedavi edilir. Hocam bu arada görüntülerimiz de vardı. Görüntülerimiz de bu konuyla alakalı sanırım. Gelsin mi onlardan? Görüntülerimiz de 3. 4. evre, yani bundan sonraki evre. Hı. İlk evrelerde yaşam tarzı düzenlemesi, tuvalet düzenlemesi, beslenme düzenlemesi ve ilaçlarla tedavi ediyoruz. 3. 4. evrelerde artık müdahale söz konusu. Cerrahi müdahale söz konusu. Burada isterseniz 4. fotoğrafı göstererek başlayalım. Evet, 4. fotoğraftan başlayabiliriz. Hemoroid çok eski bir hastalık olduğu için çok eskiden beri çok fazla yöntem hemoroid konusunda denenmiş ve yapılmakta. Bunların bazıları nüks oranı yüksek olduğu için, komplikasyon oranı yüksek olduğu için bugün çok fazla tercih edilmiyor. Bazıları da bugün daha fazla tercih ediliyor ve uygulanan tedavi yöntemleri var. Mesela şu tedavi şimdi yöntemi hangisi? Tarihi şeyini söylersem bir kriyoterapi dediğimiz yöntem var, dondurarak tedavi. Hemoroid memelerini dondurarak yapılan tedavi. Bu nüks oranı yüksek olduğu için yapılmıyor bugün hemen hemen. Şu mu? Değil. Bu, bu değil. Skleroterapi dediğimiz damar büzdürme tedavisi. Hı hı. Bir de bugün için çok tercih etmediğimiz infrared, yani kızılötesi ışınlarla veya radyo frekans dediğimiz radyo dalgalarıyla hemoroid memelerinin büzüştürülmesi yöntemleri.
Bunlar da çok eskiden beri kullanıldı ama nüks oranları çok yüksek. %50'ye yakın. Lazer mi bu? Bu dediğimiz. Değil. Lazer değil. Lazer son zamanlarda gelişen ve bugün kullandığımız en önemli yöntemlerden birisi. Bunlar radyo frekans ve infrared. Bunları da bugün için çok fazla kullanmıyoruz. Skleroterapi diye şimdi şekilde görülen, dördüncü şekilde eğer gösterirsek, şekilde görülen... Bir önceki. Bir önceki. Şu. Tedavi var. Burada damarın yanındaki bağ dokusu içerisine damar büzüştürücü ilaç enjektörle veriliyor. Ve buradaki damarların zaman içerisinde büzüşmesi sağlanıyor. Bu yöntemin de komplikasyon oranı biraz fazla. Deride ve mukozada nekroza yol açabiliyor. Hı hı. Nekroz yaparsa burada aşırı çok zor iyileşen yaralar açılıyor. Nüks oranı da yüksek olduğu için bu yöntemde bazı merkezlerde yapılıyor ama biz çok fazla tercih etmiyoruz. Siz tavsiye de etmiyorsunuz herhalde. Çok da tavsiye etmiyoruz. Beşinci fotoğrafı gösterirsek bu fotoğrafta görülen bantigasyon yöntemi. Şu. Bantigasyon yönteminde hemoroid memesinin tabanına bir lastik bant yerleştiriliyor. Lastik bant buradaki kan dolaşımını tamamen kesiyor. Ve hemoroid memesinin gangren, nekroz olarak düşmesi sağlanıyor. Bu çok basit bir yöntem, kolay bir yöntem. Ameliyathane şartları gerektirmeyen, poliklinik şartlarında yapılabilen bir yöntem. Uygun vakalarda başarı şansı çok yüksek olan bir yöntem. Yalnız sınırlaması iç hemoroidlere sadece uygulanabilir. Dış hemoroidlere uygulanamaz. Dış hemoroide böyle bir şey yaparsanız hasta ağrıdan duramaz. Aşırı derecede ağrı yapar. İç hemoroidin geliştiği bölge ağrıya karşı mukoza duyarsız olduğu için iç hemoroidlere uygulanabilir. Çok fazla kanamaya yol açan birinci evre hemoroidlerde, ikinci evre hemoroidlerde uygundur. Komplike olmamış üçüncü evrelerde de uygulanabilir ama daha çok birinci, ikinci evre hemoroidler için uygundur. Onlar için daha bantigasyon. Bundan sonra klasik cerrahi yöntemlerimiz var. Altıncı hemoroidektomi görüntümüz. Dediğimiz cerrahi olarak çıkartılması. Bu da tarihin çok eski zamanlarından beri uygulanan yöntemler. Geliştirdi. Bugün son hallerini aldılar. Bu yöntemin esasında hemoroid memesinde oluşturan damar tabanından damarın girdiği yere kadar hemoroid memesi tamamen çıkartılıyor. Herhalde en garanti de bu mu? Öyle gibi geldi bana. Gibi. Çıkartılırken bisturi, makas, koter cihazı ya da ligatür harmonik dediğimiz enerji cihazlarıyla bu hemoroid memesi çıkartılabilir. Hemoroid memesi çıkartılıp kanama kontrolü sağlandıktan sonra yara tamamen açık bırakılabilir. Kısmen kapatılabilir veya tamamen kapatılabilir. Son yıllarda artık tamamen kapatma yöntemini tercih ediyoruz. Çünkü çok daha hızlı iyileşiyor. Komplikasyon oranı çok düşük oluyor. Hemoroidektomi ameliyatı mutlaka hastaneye yatmayı gerektirir. Hasta en az bir gün hastanede yatar. Ameliyathane şartlarında yapılmalıdır. Hasta genel anestezi ya da belden aşağısını uyuşturularak spinal anestezi şeklinde ameliyat edilebilir. Bazen eğer hasta bu anestezileri uygulanamayacak durumdaysa kalp hastalığı ya da başka hastalıklar sebebiyle lokal anesteziyle de bu ameliyatı yapıyoruz ama lokal anestezi genelde ağrılı ve zor olduğu için çok tercih etmiyoruz. Hemoroidektomi ameliyatı en çok bilinen yöntemler Milligan-Morgan ya da Ferguson yöntemleridir. En son geliştirilen ve şu anda en sık uyguladığımız yöntemler bunlardır. Cerrahi yöntemlerle ameliyat edilmesinin çok büyük avantajları var. Bir, kesin çözüm sağlar. Evet. Nüks oranı çok düşüktür. Hastanede bir gün yatılır. Bir günden sonra hastaneden çıkılabilir. Bir hafta sonra, 2-3 gün sonra masa başı işine, bir hafta 10 gün sonra bedenen çalışılan işine hasta dönebilir. İlk günü bu ameliyatın bir dezavantajı, ilk günü biraz ağrılıdır. Ondan sonraki günlerde çok fazla ağrısı olmaz. Belden uyuşturularak yapılan yöntemde o çok ağrılı olan ilk 4-5 saatlik dönemde, çünkü belden yapılan iğnenin etkisi 4-5 saat devam eder. Ağrısız geçeceği için ağrı da yine çok büyük bir şey oluşturmaz, sıkıntı oluşturmaz. Nüks oranı dediğim gibi çok düşüktür. Komplikasyon oranı da yani gaz gayıta tutamama, makat darlığına yol açma, kanama gibi komplikasyon oranı da düşüktür. Bu yöntem herhalde en iyi yöntem bu. Ve klasik cerrahi yöntemi. Ameliyat yöntemini bu bundan bazı iki görüntümüz daha var. Şu ameliyatın yapılırken görüntüsü koter cihazıyla çıkartılıyor. 6A ve 6B'miz var. Bundan önceki 6A ve B görüntülerini gösterirsek.
Bunlar herhalde değil mi hocam? Yok, bundan önceki görüntü. 6A ve 6B'yi gösterirsek. Onlar ellerde yok herhalde. Yok herhalde, peki. Ameliyatla ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar. Bundan sonraki tedavimiz lazer tedavisi. Bu da 7 ve 8 görüntüleri. Evet. 7'yi gösterirsek. Lazer tedavisi son yıllarda çok gelişen bir tedavi. Cihazların gelişmesiyle özellikle. Lazer tedavisi. Bu videoda oynatırsak video uygulanışını da gösterir. Lazer tedavisi dediğim gibi son yıllarda çok gelişen bir şey. Evet, şu şekilde. Lazer video. Cihazının, evet, burada uygulanışını şematik olarak gösteriyor. Son yıllarda lazer cihazlarının gelişmesiyle uygulanan lazer enerjisi etraf dokulara daha az zarar vererek bir tutkalla yapıştırır gibi damarın içerisinden damarı büzüştürüp yapıştırdığı için çok başarılı bir yöntem. Ameliyatı yaparken, lazer uygularken gözümüzle bile damarın küçüldüğünü görürüz neredeyse. Ama tam küçülme en az 3-4 hafta sonra meydana gelir. Zamanla 3-4 hafta içinde meydana gelir. Bu yöntem ağrısı en az olan yöntemlerden birisidir. Yine ameliyathane şartlarında yapılması gerekir. Spinal anestezi yani belden aşağı uyuşturularak veya genel anestezi altında yapılması gerekir. Anestezi verileceği için hastanın bir gün hastanede yatması uygun olur. Neredeyse ertesi günü maşa bası işine dönebilecek kadar çabuk iyileşme sağlar. Nüks oranı düşüktür. Makas gibi, bisturi gibi kesici alet kullanılmadığı için ağrı oranı çok düşüktür. Adale kesilmediği için gaz kaçırma, gayta kaçırma gibi nüks oranı çok düşüktür. Cerrah için çok avantajlı bir yöntemdir lazer tedavisi. Lazer tedavisi 4. evre hemoroidlere uygulanamaz. 2. ve 3. evre tercihen temel olarak 3. evre hemoroidler için uygundur. 4. evre sadece ameliyat herhalde. Sadece ameliyat. Evet, 4. evrede sadece ameliyat yaparız. Lazer cihazının bize şöyle avantajları da var. Cerrahın elinde olan bir alet olduğu için o esnada oluşabilecek başka hastalıklar da lazer cihazıyla tedavi edilebilir. Makattaki çatlak gibi. Konumuz içinde değil ama makat etrafında oluşan fistüllerde özellikle şu anda altın değerinde tedavi yöntemidir bizim için. Hocam şimdi son 9 dakikamız kaldı. Ben şu soruları bir size... Bir de çok kısacık son zamanlarda yine uygulanan iki tedavi yöntemini isim olarak tamam, söyleyeyim. Tamam kısacık hocam geçeyim. Olur. Bir hemoroidal arter ligasyonu denilen hemoroid arterinin kökünden bağlanmasını Doppler ile belirlenip kökünden bağlanması şeklinde yapılan bir ameliyat var. Bir de longo ameliyatı denilen makatın son bölümünün zımbalarla birleştirilip hemoroid memelerinin çıkartılması ve yukarıya doğru çekilmesini sağlayan bir ameliyat yöntemi var. Bunlar da giderek gelişen ve son zamanlarda uygulanan ameliyatlar. En sık kullandığımız lazer ve klasik ameliyat yöntemi mi? Lazer, klasik ameliyat yöntemi ve bant ligasyon yöntemi. Tamam, şimdi diğer sorularımı hemen hızlı geçip size söz hakkı vereceğim. Tamam. Tekrarlar mı hemoroid? Her hastalığın tekrarlaması gibi hemoroidin de tekrarlama riski vardır. Ameliyat yapılmadan medikal önlemlerle, tıbbi yöntemlerle yaptığımız tedavilerin %10 ile 50 arasında tekrarlama ihtimali vardır. Burada temel şey hemoroidi oluşturan etkenlerin devam etmesidir. Yani kabızlığın, burada basıncı artıran etkenin devam etmesi, düzenli beslenilmemesi temel etken bunlardır. Ameliyat yöntemlerinde tekrarlama oranı daha düşük. %1,5 ile %10-15 arasında değişir tekrarlama yöntemi, yöntemine göre. Burada yapılacak yöntem hastaya göre seçilmeli. Hastanın evresine göre seçilmeli. Hastanın durumuna göre mutlaka seçilmelidir. Her yöntem her hasta için uygun değildir. Hastaya göre yöntem seçilirse sonuçlar son derece başarılı. Şeylerde klasik ameliyatta ve lazer yönteminde nüks oranları biraz daha düşüktür. Hocam komplikasyonlardan da şöyle çok kısa bahsetsek olur mu? Kısa bahsedeyim. Komplikasyonlar çünkü tabii ki bu bir 7 dakikamız ameliyat, kaldı. Onu da bir ameliyat ve bir yöntem olduğu için komplikasyon olabilir. Makattan tedaviden sonra ağrı olabilir. Cerrahi yöntemde biraz daha fazla, diğer yöntemlerde biraz daha az. Makattan kanama olabilir. Genellikle çok az görülür bu. Genellikle herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendi kendine durur. Bant ligasyonu yönteminde 10-15 gün sonra
Makattan kanama olabilir. Bunun sebebi de oradaki memenin düşmesi ve yerinden kanama olmasıdır. Geride memelerin kalması gibi bir rahatsızlık oluşabilir. Bunu bir komplikasyon olarak kabul etmemek lazım. Makatta hem darlık olmaması hem de gaz gayta kaçırma olmaması için makattaki özellikle ana memeleri, yani üç büyük memeyi alırız. Bunlar sağ ön, sağ arka, sol yan yerleşimde olan memelerdir. Daha küçük olan basur memelerini genellikle almayız. Bunları ilaçla tedavi ederiz. Çünkü memelerin hepsini alırsak makata darlığa ya da gaz ya da gayta kaçırmasına sebep olma riski vardır. Bir de ameliyattan sonra deri çıkıntıları ya da deri pilileri oluşabilir. Bunlar komplikasyon değil, yapılan ameliyatın bir sonucu. Hastanın eline gelebilir ama genelde bir şikayete yol açmaz. Bizim için en ciddi komplikasyon makata darlık gelişmesi ve gaz gayta kaçırma. Bunlar çok nadir görülen, ender görülen komplikasyonlardır. Genellikle çok ileri hemoroidlerde, ileri dönemde ulaşmış, komplike olmuş hemoroidlerde den sonra görülebilen, çok az görülse de görülme ihtimali hiçbir zaman için sıfır değildir bu tür komplikasyonların. Makat bölgesinde iltihap olabilir ameliyattan sonra. Bu bölge mikroplara çok açık, vücudun en kirli bölgelerinden birisi. Burada yapılan ameliyatlardan sonra enfeksiyon olma riski çok yüksek gibi bekleriz ama bu bölgenin kanlanması, kan dolaşımı çok iyi olduğu için şaşırtıcı bir şekilde bu bölgede enfeksiyon son derece az görülür. Hemoroidle ilgili özel durumlar var. Bir de onlardan bahsedeyim tamam size. Tamam hocam, hadi onları da alalım. Gebelik durumunda hemoroid. Başta da bahsettiğim gebelik halinde buradaki basınç çok arttığı için bağırsaklarda ve diğer dokularda da hormonlara bağlı olarak gevşeme olup kabızlık oluştuğu için artı yine buradaki bağ dokusunda gevşeme olduğu için hemoroid gelişme oranı yüksektir. Erken dönemlerde bize başvururlarsa ameliyat edilmeden tıbbi yöntemlerle tedavi edilebilir. Ama makattan sarkma olursa, tromboz olursa, mecbur kalırsak gebeliğin herhangi bir döneminde, hangi döneminde olursa olsun bu hastaları ameliyat ederiz. Peki şöyle bir toparlayacağım. Bir de bağırsağın iltihabi hastalıkları olur. Var. Çok kısaca tamam, onu da bahsedeyim. Tamam, hadi hocam çok kısa alalım. Kron hastalığı, ülseratif kolit gibi bağırsağın çok özel iltihaplı hastalıkları var. Bu hastalıklar alevlenme ve iyileşme dönemleriyle seyrederler. Bu hastalıkların alevlenme dönemlerinde hastada hemoroid varsa hemoroidleri de çok fazla şişer ve ağrır. Genelde ameliyatları alevlenme döneminde yapmayız. İlaçlarla iyileşme, remisyon dönemine soktuktan sonra ameliyat yapmayı tercih ederiz. Unuttuğum bir şey var mı? Benim çok böyle kısa söyleyeceğimiz. Çok kısa söyleyeceğim. Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hemoroid kansere sebep olur mu? Olur mu hocam? Hemoroid kansere sebep olmaz. Hemoroidle kanserin ilk belirtileri aynıdır. Burada en önemli nokta budur. İkisi de kanamayla ortaya çıkar. Hemoroidlerin hiçbir zaman için kansere dönme riski yoktur ama ikisi aynı belirtiyi verir. Kanama olan hasta eğer doktora gitmezse kanser giderek daha fazla ilerleyerek, yani anal bölgeye çok yakın olan kanserler oradaki diğer dokuları tutup damar dolaşımını bozarak hemoroidlere sebep olurlar. Ama normalde hemoroid kansere neden olmaz tabii. Evet. Peki. Son olarak ne söyleyeceksiniz? Son olarak bir de şunu söylemek istiyorum. Hastalarımızın çoğu utanma, önemsememe gibi sebeplerle doktora gitmiyor. Doktora gitmeyi geciktiriyor ya da konu komşudan duyduğu ilaçlar, evdeki başka aile bireylerinin kullandığı ilaçları kullanıyor. Ya da eczaneye gidip bir ilaç alıyor, internetten araştırıp bir ilaç alıyor. Bu şekilde ya da kremler kendi var şöyle kendilerini satılan. Tedavi etmeye çalışıyorlar. Bu konu söylediğim gibi sömürülmeye son derece uygun bir konu. Çünkü vücudun mahrem bir yeri, insanların utanma duygusu var. Çok yaygın görülen bir hastalık olması sebebiyle sömürülmeye de son derece müsait. Piyasada işte onun karışımı, bunun ilacı, otlar, çöpler, bir sürü bir şey satılıyor. Çaylar falan gibi bir sürü bir şey satılıyor. Tıbbın onaylamadığı hiçbir yöntemi biz tavsiye etmiyoruz. Hastada hemoroid varsa erken dönemde mutlaka doktora gidilmeli. Erken dönemde tedaviye başlarsak ameliyat olmadan hastaları %90 oranında tedavi edebiliyoruz. İleri evreye ulaşmış hastaları da başarıyla tedavi edebiliyoruz. Onun için hiç gecikmeden doktora gidilmeli.
Evet, o yüzden hastalıkta zaten çekinme, utanma olmaz değil mi hocam? Evet, hastalık sonuçta. Yani hastalığın, gidilmesi gerekiyor. Tabii, onun tedavisinin tabii, bulunması tabii, gerekiyor. Hastalığın çekinmesi olmaz. O yüzden doktora gidiyoruz. Beslenme önerileri vaktim var mı? Onu, İki dakikanız var iki hocam. İki dakikam var. O zaman eve götürecek mesajı vereyim. Evet, şimdi eve götürecek mesaj. Toplantıların sonunda bize sorarlar. Eve ne götüreceksiniz? Ne götüreceğiz eve? Eve götüreceğimiz mesaj konunun sunumun ana fikri. Sunumun ana fikri rektal kanama, makattan kanama hem hemoroidin hem bağırsak kanserinin, rektum kanserinin en erken belirtisidir. İkisi birbirine çok karışır. Makattan kanama olduğu zaman gecikmeden doktora gidilmelidir. Bağırsak kanserlerinin bu erken dönemde teşhis edilmesini sağlar. Erken dönemde teşhis edilen bağırsak kanserlerinin tedavinin başarı oranı çok yüksektir. Bunun için hayati önemlidir. Hemoroid de erken dönemde tedaviyle çok kolayca iyileşebilen bir hastalıktır. Bunun için doktora mutlaka erken dönemde bir genel cerrahi uzmanına başvurulmalıdır. Oraya buraya gidilmemelidir. Evet. Eğer varsa böyle herhangi bir şikayetiniz genel cerrahi uzmanına gideceğiz. Sadece evet. Genel cerrahi bakıyor değil mi hocam? Genel cerrahi bakar. Sadece genel cerrahi tamam. Bakar. Bir sıkıntımız olsa sizi buluruz o zaman. Memnuniyetle. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Birazcık böyle sizi sıkıştırmak zorunda kaldım ama süreyi de yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden konu, kusura bakmayın. Konu geniş olduğu için. Konu çok geniş. Bize merak edilen şey çok fazla olduğu için hepsini anlatayım istedim. Aynen öyle. Teşekkür ederim hocam tekrar. Ben teşekkür ederim. Efendim sağlıklı günlerin bugünlük de sonuna geldik. Yarın çocuk uzmanımız burada olacak. Yine çocuklarla alakalı olan konuları konuşacağız. Sorularınızı da alabiliriz. Yarın görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.